Günaydın herkese, yeniden merhaba. Bugün bir tane daha bir günde neler yiyorum videosu yapacağım. Kolum çok ağrıdı daha şimdiden bu tripodu taşırken. Çünkü şeyi bulamadım, o örümcek bacağı gibi ayaklar var ya böyle tutulan vlog kamerasına. Onu bulamadım. Bugün günlerden perşembe. Geçen sefer hafta sonu versiyonunu yapmıştım. Bir pazar günü çekmiştim. Bugün yeni uyandık. Birazcık saat erken, birazcık uykumuz var. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım Tayyan'la bana. Hava çok güzel bugün. Bak güzel. Talim herhalde benden önce ofise gider. Önce su istiyorum. Çay için. Aşkım ne kadar istiyorsun tostu? 20. Oha Talim. Düşünsenize bu kadar tost yaptığımı. Üstüne ne atıyorsun? Sağlıklı ve en böyle krep gibi lezzetli olan yumurtasını nasıl yaptığımı göstereceğim. İki yumurta çekiyorum. İçine böyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar kinoa tozu koyuyorum ben. Burada kinoa unu da koyabilirsiniz. Kullandığım bu Nusti diye bir marka, makrolarda var. Tef gevreği ismi. Böyle bayağı öğütülmüş, glutensiz, yüksek glutensiz, vegan. Bundan da böyle bayağı tepeleme bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Biraz karabiber. Tavanın böyle geniş, büyük olması önemli çünkü yayılan bir böyle omlet gibi olmasını istiyorum. Çok az zeytinyağı dökeceğim. Altı piştiğinde ters çevireceğim. Yakın bir zamanda çok kötü bir kararla bir tost makinesi aldık. Tost makinesi de bayağı böyle tostçu Erol muydu? Tostçu Mehmet mi? Tostçu Ahmet. Tostçu. Bilmiyorum işte meşhur tostçunun tost makineleri gibi tabii ki değilim, bana o hissi veriyor. Böyle bastırmalı falan. Normalde mesela beyaz ekmek yemiyoruz biz yani yemekle birlikte ama bu tost sadece beyaz ekmekle güzel oluyor. Önce ekmekleri koyuyorum. Bir bastırıp ısıtıyorum. Onunla uğraşırken bunun altını birazcık yakmadım da yapıştırdım. Ne var mı gerekiyor? Evet. Neden? Beklemesin beni. Siri. Angry Shark. Şimdi duştan çıktım. Hazırlanıyorum. Hava bugün aşırı güzel. Güneşe bakar mısınız şu anda? İnanılmaz güzel. Hazırlandım. Öğlen olmadan şu an amacım ofise gidebilmek. Dün yaptığım yemekleri götüreceğim. Bir işte pilavım vardı, bulgur pilavım. Bir de sebze yemeğim vardı, zeytinyağlı. Zeytinyağlı yemek yapmayı çok seviyorum. Çünkü soğuk da yenebiliyor. Soğuk da değil, hatta ben sadece soğuk yiyorum zeytinyağlı yemekleri. İşte fasulyeyi, taze fasulyeyi, barbunyayı, bamyayı. Bamya pek yaptım söylemez. Annem yapıyor bamyayı. Bamyayı ayıklamak çok zor. Uzun iş. Onunla uğraşamıyorum. Hemen şöyle bir kaba koyup yanımda götürebiliyorum. Şöyle bir kabım var benim. Bir de yanıma mandalina alacağım iki tane. Beslenme çantamızda bugün yoğurdumuz var, mandalinamız var, suyumuz var ve bulgur pilavımız ve böyle bir patlıcan yemeğimiz var, domatesli, biberli. Herkes pizza yiyor. Bizim var ya, tatlı sadece. Eyvallah olsun. Ben bir not yazayım ya, teşekkür ederim. Neyi? Ay durumun düşmesini anladım. Kesin düşecek. Çanta bence sadece. Aksesuarda da olabilir. Bilmiyorum. Üst giyemli. Ayakkabı çanta, sırt çantası, cüzdan. Nar var. Elma var. Nar mı? Nar mısın? Nar çok severim. Büşra diyor ki kamera neden açık ve şişenin üstünde duruyor. Hiç oraya gidesi gelmiş. Göstermek istiyorum kameranın nerede durdun. Tabii telefonum
Ben göstereyim. Dur. Ay şimdi görmüş kadar oldular. Kameram gelmesi bekliyoruz. Göstereceğim. Ben hızlandırırım bu arada. Bir gün geçmişte timelapse yaparız. Hayır, biz bunu bu arada ödül töreninde de yaşadık. Ben sahneye çıkacağım. Deniz'in telefonu kilitlendi. Benim telefonum hafızası orada. Orada Eren arıyor. Herkese arayacağım. Her şey. Kestane suyumun üzerinde duruyor. Evet. Bana o güzel kahvenden bir tane yapar mısın? Teşekkür ederim. İşin var mıydı acil? Tamam. Bu kahveyi bana öğretmeye kaç kez çalıştın? Bence en az 9 falan. Ve asla anlayamıyorum yani. Hiçbir şekilde hatırlayamıyorum. Değişik şeyler yapıyor. Önce kahveyi öğütüyor, sonra orada süt köpüğü bir şey hazırlıyor. Bu videoyu izleyerek pratik yapmaya çalışacağım. İlk önce kahveyi öğütüyor. Tamam. Bunu sen mi yapmış olacaksın şimdi? Hayır, ben. Tamam, hayır. Ne alakası var? Ben niye kandırayım ki? Işığını açsana biraz. Işığını açmayı bilemedim ben. O ne ya? Şeker. Böyle duruyor mu? Neredeydin? Aa, Antalya'ya gidip geldim. Efendim? Videodayım diye bak söyleyemiyorum. Bir şey söyleyecek kesin. O anı gördüm. Bu elzem bir hareket mi? Öyle evet. Yapmam mı gerekiyor? Hazır. Biraz dudak payı fazla oldu ama. Çok teşekkür ederim. Ama bu kupalar büyük biraz. Evet, bayağı büyük. Çok teşekkür ederim. Evet. Eline sağlık. Her zaman bekleriz. Cheers. Her zaman bekleriz. Nattem çok güzel. Şimdi ben kahvemi içerken fotoğrafımı editleyeyim. Instagram'a koyayım. Selam. Bu burada durur mu? Hayır. Burada durur mu? Hayır. Nerede durur? Şurada durabilir. Yes, durur burada. Ofisten çıktım, markete uğradım. Aşağıda bir şeyler aldım. Şimdi eve geldim. Bir akşam yemeği yapacağım. Saat şu anda 7:30 galiba. Taylan hala ofiste. O yüzden o geldiğinde artık hani o ısıtarak yiyecek artık. Yani yapacak bir şey yok. Büşra gelecek. Üşüdüm, Taylan'ın bir şeyini buldum ve çok güzel parfüm kokuyor. Çok büyük bir ne derim o dal mı çiçek mi? Küçük bir ağaççık aldım. Buharda haşlayacağım için olabildiğince benzer boylarda olmaları lazım bu küçük çiçekçiklerin. Yoksa biri fazla biri az pişip böyle aynı yumuşaklıkta olmayabiliyorlar. Bu buharda pişirme aletinin sığacağı bir tencereye şimdi ona değmeyecek kadar kaynar su koyuyorum. Koymadan önce kapağımı kapatıyorum. İyice bir buhar olsun. Ve altı daha çok kaynasın. Ondan sonra brokolilerimi koyacağım üstüne. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce işe yaramayacağına %100 emin olduğum çok saçma gelen bir yöntem dedim ve işe yaradı. Bunu sizinle paylaşmak zorundayım. Buzluktan et çıkardım. Normalde onu oda sıcaklığında bekletiyoruz ya saatlerce çözülmesi için. Öyle bir vaktim yok. O yüzden öyle bir vaktim olmadığı için de böyle et tavuk falan yapamıyorum. Yeni almadıysam yani çözünürlük halde değilse. YouTube'a et nasıl hızlı çözdürülür yazdım. Her şeyi YouTube'a yazıyorum ben bir YouTuber olduğum için galiba. Sonra YouTube'da bana dedi ki bir tencerenin içine ılık su koyuyorsunuz. Ne sıcak olacak ne soğuk. Ve bu tencereyi etin üstüne yani buzdolabı poşetine diyelim etiniz var ya da bir tabakta bir şeyde. Etlerin üstüne tencereyi koyuyorsunuz ve birkaç dakika içinde çözülüyor dediler. Dediler YouTube'dakiler. Ve gerçek. Ben inanamadım. Şoktayım şu anda. Çünkü o metalin ağırlığınla bir şeyle falan bilmiyorum bir şey oluyormuş. Bilimsel bir açıklaması varmış bunun. Gerçekten şok oldum ve çözüldü etlerim ve yani tamamen yumuşacık değiller ama zaten ben hani pilavı falan filan yapana kadar o hale gelirler. Bu arada burada da böyle yemişi çok ay buharda brokoli işte buhar efektini göstermek istedim. Çok güzel oldular. Şimdi alacağım onları. Evet, bir
çekeyim. Pilavı yapacağım. Benim en sevdiğim şeylerden biri. O yüzden biraz zeytinyağı, birazcık tereyağı koydum tencereye, pilav tenceresine. İnanılmaz güzel kokuyor şu an. Sadece işte bu böyle kavrulana kadar sürekli karıştırmak gerekiyor yanmaması için. Bol zeytinyağı, bol sarımsak, toz sarımsak kullanıyorum ben ama aslında normal çiğ hali daha iyi ama ben ellerim kokutuyor diye kullanamıyorum. Ve tuz. Taylan çok değişik bir çözdürme yöntemi buldum YouTube'da. Ve öyle çözdürdüm bunu 5 dakikada. Sence ne yapmış olabilirim? Buharda bekle. Hayır. O zaman pişer. Pişmez mi? Şu kekik değil mi? Kekik istiyorum. Bunu kimyon olduğunu düşünüyorum. Değil. Değil mi? Nasıl anladın? Ne bu ya? İğrenç bir şey. Evet bu. Kimyon. Neden etleri kopardın? Kendi koptu. Tam çözülmemiş çünkü. Çözülmüş. Çözülmese kopmazdı bir kere. Donuk oluyor o zaman. Ben tam çözülmemiş dedim. Çözülmüş değil mi? Dokun istiyorsun. Hayır. Alış. Oğlum. Ya sana yasak koymuşuz gibi niye girmiyorsun? Gelsene buraya. Gel. Gel hadi. Öcüler mi var burada oğlum? Gel. Gel bir tanem. Gel aşkım. Ya ekmek kim yiyecek? En sevdiği şey bu dünyada. Ekli ekmek. Bence pilav çok güzel olmuş. Öğlen de bulgur pilavı yedin, dünkü pilavı. Ama ben pilav çok seviyorum. Bunu biliyorsun. Bu dünyanın en güzel şeyi. Arkadan bir tozlukçu görünüyor ama. Tozlukçu! Büşra geldi. Ben şimdi böyle çok hızlı ve sağlıklı bir tatlı söyleyeceğim size. Pişmiyor. Çok çok hızlı. 2 tane avokado. Eğer 2 kişiyseniz. Birazcık kakao. Biraz vanilya. Biraz bal. Çok çok az da badem sütü ekledim ama bazı tariflerde var süt, bazılarında yok. Ben şimdi koyarak deneyeceğim bir. Aa bakalım bir tane. Beğenecek misin? Böyle oldu. Dur resmi çekeyim ondan sonra. Bu şey makarna gibi diyorsun. Mutfak. Evet avokado puding. Çok güzel değil mi? Krema gibi. Çok güzel. Ama var mı aşkım? Tamam. İki tane yaptım. Var. Ye onu. Hepsini yer misin? Yok, onu yemem. Ama yerim ben birazdan. Evet, bu videonun sonuna geldik. Vallahi ben bakıyorum. Anneciğim, ha çilek yok sana. Çocuklar yemez. Çocuklar çilek yemez. 1,5 yaşındakiler çikolata yemez. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün böyle hafta içi sıradan bir günde neler yediğimi gösterdim. Benim için sağlıklı beslenmek biraz da evde bir şeyler hazırlayabilmek ve o şekilde sağlıklı olduğuna emin olmak. Yani sadece çünkü sağlıklı beslenmek deyince insanların aklına sadece bu çünkü avokado ve kinoa yemek geliyor. Öyle bir şey değil aslında. Ben sağlıklı, nispeten sağlıklı beslendiğime inanıyorum. Hepsi yiyorlar. Sağ ol. Duramıyorum. Dur. Bir dakika. Yukarıda tuttum seni. Çünkü kendinden ve sihirsin uzakta. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tıklayın ki bileyim bundan tekrar yapmamı istediğinizi. Farklı farklı versiyonlarında yapabilirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve oturup dinlemeye başlayabiliriz. Evet anneciğim evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çok sevdim. Keşke onu da verseydim. Güzel olmuş. Hurma mı var peki bunda? Bal var. Öpüyorum herkese. Bye bye. Bye bye, iyi geceler.